Şunu da bir yere asmak lazım. Aa, bakayım. Nişanlınızın hediyesi değil mi? Evet. Çok ince biriymiş. Öyledir. Düğün ne zaman? Yaza inşallah. Allah tamamını erdirsin. Amin. Sağ ol. Evet. Tablo hazır. Arkadaşlar ürünleri bu düzene göre yerleştirecekler. Bence çok güzel olmuş. Vallahi bu işi en iyi yapan yerleri gezdik. Ortaya böyle bir tablo çıktı. Vallahi güzel olmuş. Elinize sağlık. Anlaştıysak ben çıkıyorum. Reklamcıya gideceğim. Broşürlere bakacağım. Tamam. Bade Hanım, siz de gelmek istemez misiniz? O kadar emek verdiniz. Ben zaten Kamil abiyle konuştum. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Şimdi buraları bırakmayayım. Yarına iş kalmasın. Tamam. Ben çıkayım. Siz buraları bırakmayın. Sağ ol amca oğlum. Güzel olmuş. Acıkmadın mı? Acıktım. Arkadaşlar, acıkmadınız mı? Bir yemek arası verelim. İş bitsin sonra yeriz beyim. Aç aç çalışılmaz. Bir yemek arası verelim biz. Ben hemen bir şeyler organize ediyorum o zaman. İyi, hadi bakalım. Afiyet olsun abi. Yemekler çabucak gelmiş. Sabahtan bir şeyler ayarlamıştım ben. Hiçbir şeyi de atlamıyoruz yani. Eh, mümkün olduğunca diyelim. Hadi afiyet olsun. Sağ olun abi. Fıstık kebabı mı? Sakın bana tahmin ettin deme şimdi. Hayır. Sizi meşgul etmemek için sabah arayıp sekreterinizden öğrendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hüseyin abi, senin oğlan hala okulu kaytarıyor mu? Sorma beyim, ne yapacağız bilmiyorum. Yapma ya. Neyse, konuşurum ben onunla bir ara. Ufuk, annen nasıl? Çıkardınız mı hastaneden? Çıkardık beyim, sağ olasın. Sayende. Estağfurullah. Biri arabaya çarpmış. Kim çarptı? Gördünüz mü? Hayır abla, görmedik. Zaten sabahtan bellidir böyleydi. Oh. Hay Allah ya. Ya niye benim başıma geliyor böyle şeyler? Of! Efendim bir tanem. Yusuf. Havva, ne oldu? Sesin kötü geliyor. Biri arabaya çarpmış. Çarpmış mı? Nasıl yani? Ya bas, bayağı çarpmış işte. Tamam, tamam bir tanem, ben geliyorum hemen, tamam. Bade, benim bir işim çıktı. İki saate dönerim ben. Tamam, ben buradayım zaten. Efendim Hilmi Bey. Bade Hanım, şirkette herkes toplandı. Sizi bekliyoruz. Malum, babanız seyahate çıkarken sizi vekil tayin etmişti işlere. Hilmi Bey, istifa ettiğimi bir daha söylememe gerek yok sanırım. Vallahi ben emir kuluyum Bade Hanım. Celal Bey istifanızı kabul etmemişti. O yüzden gelip işinizin başına geçerseniz hepimiz için en hayırlısı olacak. Madem emir kulusunuz Hilmi Bey, o zaman yerinizi bilin. Ben döndüğü zaman babamla konuşurum bu konuyu. Şimdi meşgulüm, kapatıyorum. Babanız bu iş konusunda biraz canınızı sıkacak galiba Bade Hanım. Ama haksız da sayılmaz. Sizin gibi on parmağında on marifet bir elemanı herkes ister. Abartmayın Mehmet Bey. Bade, bu iş canını sıkacaksa babanızla konuşup yardımcı olabilirim. Teşekkür ederim Mehmet Bey ama kendi işimi kendim halletsem daha iyi, sağ olun.
bak. Daha bir kere bile binmedim ne hale getirmişler. Neyse hallederiz. Çarpıyorsun bari numaranı bıraksaydın. Neyse yaptırırız sen merak etme. Niye bizim başımıza geliyor ya? Öyle söyleme Bahar göz. Bak sen iyisin, ben iyiyim. Halimiz vaktimiz yerine şükür. Parayla pulla halledilecek şeyleri kafana takma sen. Hem bu araba senin asıl araban değil. Antrenman için aldık. Sen çarpacaktın, başkası sana çarpmış. Nazar değdi herhalde. Hallederiz, sen üzülme. Tamam, sen Tahir'e selam söyle. O gereğini yapar zaten. Tamam Mustafa Bey. Hadi kolay gelsin. Ya boşuna harap ediyorsun kendini. Yarın araban daha güzel olacak işte. İyi de bir sürü masraf çıktı şimdi. Allah Allah. Ya sen bunları niye kafana takıyorsun ki? Çünkü sürekli başına dert açıyorum Yusuf. Önce babam, sonra amcamın hastalığı. Şimdi bu. Havva, kızıyorum ama ha. Bizim aramızda böyle şeylerin lafı mı olur? İyi de ben sana sürekli borçlanıyorum. İstersen alacak verecek defteri yapalım. Biz seninle hayatı paylaşacağız. Sen takılma böyle şeylere. Al bunu. Ne bu? Kredi kartı. Şimdi Havva Karagül yazıyor ama ileride Hancıoğlu yazacak tabii. Yusuf ne gerek vardı? Niye yaptın böyle bir şey? Her istediğini alabil diye. Ben yanında olamıyorum devamlı. Baban da yok. Belki bir şeye ihtiyacınız olur. Yanında bulunsun. O kadar ince düşünüyorsun ki. Bazen seni hak edecek ne yaptım diye düşünüyorum. Canımsın sen be. Yusuf, bana böyle bir ömür sarılacaksın, beni seveceksin. Beni hiç yalnız bırakmayacaksın, değil mi? Ben sana değil, kendime yemin ettim. Ömrümün sonuna kadar seni seveceğim ben. Ben de bir tek seni severek öleceğim. Hadi gir artık içeri. Üşüme. Sen de gel yemek yiyelim, hadi. Yok, ben markette yemek yedim. Bade yemek söylemiş bana, fıstık kebabı. Ben de dayanamayıp hepsini yedim işte. Senin en sevdiğin yemek değil mi o? Ne tesadüf. Ya kız sadece işle ilgilenmiyor. Üşenmemiş sekretere sormuş ne sevdiğimi. Güzel. Sevindim senin için. Çok şanslısın böyle bir elemanla çalıştığın için. Hı-hı. Ben gideyim artık, yalnız bırakmayayım onları. Sabaha kadar bitireceğim diye tutturmuş. Yalnız kalmasınlar şimdi. Tamam canım. Görüşürüz. Müsait olunca ararım ben.